Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski EDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın, basın danışmanı Zınar Karavil'in kaleme aldığı Demirtaş'ın beyaz sandalyesinde dikkat çeken bir kısım yayınlandı. Eski EDP milletvekili Abdullah Zeydan Karavil'e Demirtaş'ın kalp krizi geçirdiği süreci anlattı. Zeydan, Demirtaş'ın hastaneye günler sonra götürüldüğünü ifade ederek şunları söyledi. Selahattin Başkan'ın erken uyanıp aşağı indiğini kahvaltıya aldıktan sonra yukarı çıkacağını düşündüm. Birkaç saniye sonra bir inleme sesi duyar gibi oldum. Emin olmak için hafifçe doğruldum. İnleme sesini yeniden duyunca hemen yataktan fırladım. Başkan, başkan diye bağırarak merdivenlerden aşağı koştum. Zeydan, Demirtaş'ı gördüğünde aralıklarla titrediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti. Aşağı indiğimde Selahattin Başkanı pencerenin önünde plastik beyaz sandalyede kendinden geçmiş, başı göğsünün sağ tarafına düşmüş şekilde aralıklarla titrediğini gördüm. Bu durumu görünce hemen yardım butonuna koştum. Sonra tam tersine yönelmiştim ki ben yetişene kadar titremeleri şiddetlendi ve plastik sandalye ile birlikte geriye doğru devrildi. Boynu duvara yapışık haldeydi. Demirtaş'ın kalp sorunu olduğunu da söyleyen Zeydan tutuklandıktan kısa bir süre sonra da hastaneye götürüldüğünü belirtti. Zeydan titremenin bir anda kesildiğini gözlemlediğini ve bu esnada yardım butonuna birkaç defa bastığını söyleyerek şöyle söyledi. İlk etapta tek elimde pek de şiddetli yapamadığım kalp masajını bu kez iki elimle ve daha şiddetli yapmaya başladım. Tam o esnada odanın kapısı açıldı ve görevliler içeri girdi. Hemen 112'yi arayın dedim. Bir memur koşarak dışarı çıktı. Bir diğeri sehpanın üzerinde duran Selahattin Başkan'ın başının altına yerleştirmem için bana uzattı. Bir süre sonra Demirtaş'ın kollarını hareket ettirdiğini gördüğünde içinin rahatladığını ifade eden Zeydan, Demirtaş'ın kendisini sakinleştirdiğini ifade ederek şunları söyledi. Görevler Selahattin Başkan'ı öyle görünce işin ciddiyetini anladılar. Biri savunmaya geçer gibi biz hemen geldik dedi. Bunun üzerine bağırarak ne hemen lan diye bağırdım. Durumdan ötürü şoke haldeydim. Öyle bir durumda bile Selahattin Başkan bana sakin olmamı, görevlere de benim telaşlandığımı söyledi. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.